üretmeyen bir ekonominin içerisinde bu piyasa kodlarıyla ilerliyoruz ve dolayısıyla da bir kolay para düzeni kuruldu. Gençlerin de rol model diye izledikleri işte bu fenomenler vesaireler. Seçil Erzan dosyasında yeni bir e, sayfa açıldı. Kırık bir telefon biliyorsunuz tamir edildi. Dün anlatmıştım ve bu kırık telefonun içerisinde Binlerce mesaj bulundu. Şimdi savcılık iddianamesi bu mesajları tek tek deşifre ediyor ve orada tabii birçok başka mesajlaşma var. Ee, bugün e, basına sızan bilgilerden biri Nazlıcan isimli kendisinin Nazo olarak hitap ettiği çok yakın bir dostuyla yaptığı mesajlar bu telefonun içinden çıkmış bu mesajlar. 8 Mart 2023 tarihinde atılmış mesaj. Sonra da 9 Mart günü "Neden telefonunu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Lütfen beni ara Nazlı. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Kimseye bir şey söyleme. Sen hep yanımdaydın. Biliyorum. Seni çok seviyorum." diye bir mesaj atmış Seçilerce. Ee, ve Nazlıcan da buna karşılık nereye bizi böyle bırakıp mı diye cevap vermiş ama aslında araları bozulmuş. Ee, Nazlıcan'ın daha sonraki e, mesajlarını okuduğumuzda seçiler zana yönelik hepimizi bir bataklığın içerisine soktun diye sitem ettiğini görüyoruz. Ee, bütün o mesajlaşmalar deşifre edilmiş ve savcılık tarafından dosyaya eklenmiş durumda. Şimdi bu kırık telefonun içerisindeki diğer binlerce mesaj da tek tek deşifre ediliyor ve belki de dosyada bambaşka isimler de gündeme gelecek. Savcılık ee, Havcılık iddianamesinin içerisine bu telefon meselesinden notları aktarırken şöyle de bir not yazmış. Şüpheli Seçiler isimli şahsın cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde özellikle WhatsApp görüşmelerinin çoğunun 7 Nisan 2023 tarihinden sonra gerçekleştiği, gerçekleşen konuşmaların genelinde karşı taraftan sürekli olarak arama ve mesajların geldiği ancak Seçiler Seçilerzan isimli şahısın mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği tespit edilmiştir. WhatsApp görüşmelerinin çoğunun 7 Nisan tarihinden sonra gerçekleştiği tespitlere yönelik olarak bu tarihten önceki mesajların silindiği düşüncesi değerlendirilerek yapılan incelemeler cep telefonu fotoğraf galerisi içerisinde bulunan silinenler klasöründe Seçil Erzan isimli şahsın silmiş olduğu görüşme kayıtları tespit edilerek iş bu tutanağa eklenilmiştir. Yani silinen mesajları da savcılık incelemeye almış, onları da ele geçirmiş ve dosyayı hem derinleştiriyor hem de genişletiyor. Seçil Erzan'ın çok büyük bir e, psikolojik çöküntü yaşadığı da zaten e, bu şeylerden, mesajlardan anlaşılıyor.